Şov onu, onu seviyoruz evet yani e, o nedenle ben sanki e, ben de güven yani ben Beşiktaş'ın kadrosu bence hazır. Üç yerlisi belli Ersin Umut e, şey e, Umut. E, güven. güven üç yerlisi belli savunma zaten Vida Valentin Umut e, Roziye. Roziye. Önde Önder e, Josef e, Tekşeria, Piyaniç Gezal Larin güven, güven gibi olur bana göre yani benim düşüncem öyle tabi son ana kadar neler yaşanacak. Trabzon'u da bir sayalım bakalım abicim. E, Trabzon'u da sayayım. Yani Trabzon'da Uğurcan eee Uğurcan e, Dorukan. E, sağ bekte Dorukan oynayacak. Hüseyin Hüseyin yanında e, e, yani, e, Hüseyin'i bekliyoruz. Hugo. E, Vitor Hugo oynayacak. Diğer tarafta sol bekte işte bak orada e, tıkandı. E, tıkandım çünkü e, Tronsen'den beklenen verimi alamıyor. Değiştirme sol bekler. Yani, evet. E, İsmail'i de böyle bir maçta oynatmaz. Sanki hani e, Stefano Denswil gibi görünüyor. Bilemiyorum yani ben şeyi. Ön tarafta sıkıntı yok. Yani ön tarafı belli. Belli. Yani, Berat var. Berat oynayacak. Hamşik var. oynayacak. Ha. Bakasetas, Abdülhadir Ömür, Vakame ve e, Canini. Can. Peki ben... Sercan'ı bir göreyim. Dur dur. Yerli problemi yok. Yok yok yok. Yerli Hı. problemi olmuyor işte diyorum ya. yani Bruno Perez olmadığı için, Hı. Cervinho olmadığı için yerli problemi olmuyor. Sercan Dikme, biz dilimiz döndüğünce bir 11 yaptık. E, Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Sen de bize bir 11 yap. Sonrasında biz burada devam eder. Belki Haldun abinin Mehmet Özcan'ın da sana soruları olacaktır. Aykut İnce iyi yayınlar. Haldun abiye saygılar selamlar. Mehmet Özcan iyi yayınlar. Eee Şimdi son antrenmana daha var. Bir, bir bir buçuk saat sonra Beşiktaş son antrenmanı yapıp kampa girecek. Son antrenmandaki 11'i öğrenmeden kesin 11 demek zor olur. Ama çok yüksek ihtimalle Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında çıkacağı 11 şöyle olur. Ersin Kalede. Bu arada bir parantez açalım. E, Ersin'in yaklaşık bir yarım saat bir saat önce duydum. Stefan Kunt tarafından Amili takım kadrosuna çağrılacağını. E, duydum. E, kendisi için de hayırlı olsun. Şimdiden söyleyelim. Ersin Kale'de Valentin Rozi'ye oynayabilecek durumda. Sağ bekte o. İkinci yerli Umut. Haldun abi de az önce söylemişti. Stoper'de Vida. Wellington. Orta alanda Josef. Pjanic. Teşera. Kanatların birinde Gezzal, diğerinde Kaylarin. Forvet'te Güven Yalçın. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında çıkacağı çok yüksek ihtimalle 11 bu öyle olacak. Sergen Yalçın'ın özellikle e, Josef Pjanic Teixeira orta saha üçlüsünden memnun olduğunu, en azından oynadığı mücadelelerdeki performanslarından memnun olduğunu söyleyelim ki aslında şöyle bir durum var. 11 maça baktığımız zaman dün Aspor ekranlarında bunu haberleştirdik. Sakatlardan dolayı Beşiktaş üst üste, Sergen Hoca demişti ki üst üste 3 maç e, aynı oyuncuları oynatamadık. Beşiktaş'ın süper üçlüsü ve diye nitelendirebileceğimiz Şampiyonlar Ligi için yapılan 3 transfer. Lig şampiyonluğu için yapılan 3 transfer. Kim onlar? Pjanic, Teşeyra, Mişibat Şuhayi. Bu üçlü Süper Lig'de sakatlıklardan dolayı sadece 2 maç oynayabilmiş Aykut İnce. 2 maçı da Beşiktaş kazanmış. Yeni Malatya 3-0. Galatasaray 2-1. Ya Beşiktaş'ın üst üste bu sakatlıklardan dolayı aynı kadroyla çıkamama, Sergen Yalçın'ın ideal kadrosuyla çıkamama problemi var. Bu problem milli arada biraz halledilecek gibi. Batu bu kez yine yok. O üçlünün ikisi sağda olacak ama Batu Şahay oyun olmayacak. Batu Trabzonspor maçında yok. Milli arada düzelip Alanya Spor mücadelesinde çok büyük ihtimalle olacaktır. Bu sakatları Beşiktaş eritiyor. Milli aradan sonra Tabii ki Trabzonspor maçının önemi ve sonucu çok büyük. Beşiktaş'la ilgili yorum yaparken bunu söyleyebiliriz ama milli aradan sonra bambaşka yorumlar yapabilmemiz için önümüzde bir durum var ki sakatların iyileşiyor olması. Ee, Sergen Yalçın da teknik heyette aslında bunu bekliyor Aykut İnce. En azından hem muhtemel 11 ile ilgili hem de diğer durumlarla ilgili bunu söylemiş olayım. Siz soracağınız soru varsa cevaplamak isterim. O sakatlarla ilgili e, bir hmm. daha derleyip toparlar mısın? Tam orayı anlayamadım. Şimdi ee, Aykut İnce Beşiktaş'ta bu yıl itibariyle artık Beşiktaş muhabirleri olarak biz neredeyse bir hani doktorlar kadar e, bu sakatlıklarla ilgili tecrübe sahibi olduk. Ee, Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebini araştırdığımız zaman 11 futbolcu, 14 kez, içlerinde iki kere olanlar var. Batuayi, Teşera Piyaniç, Atip oldu iki kere. 14 kez Adele sakatlı olmuş. Adele sakatlıklarını yor yetkili isimlere sorduğumuz zaman zeminden olabileceği söyleniyor. E Vodafone Park zemini düzeldi. Futbolcuların kendisine iyi bakmamasından bahsedilir. E, Beşiktaş'ta bir olsa iyi, 2 olsa iyi, 3 olsa iyi ama 11-12 futbolcu her bütün futbolcular mı kendine iyi bakmıyor? E, son seçenek kalıyor. Son seçenekte kondisyonla ilgili, yüklemelerle alakalı, antrenman metoduyla ilgili durumlar kalıyor. Beşiktaş işte milli arada bence bu duruma bir çözüm bulacak. Çünkü orada son zamanlarda çok fazla konuşulduğu için ismini zikrediyoruz. Yoksa geçen yılki bence fizik kalitede çok büyük bir emeği var e, Stefano Moreno'nun. E, onunla ilgili durum sorgulanır duruma geldi şu an. E, Beşiktaş kondisyoneri Stefano ile ilgili. İlerleyen günlerde bize ne getirir? Biraz daha ucu açık bir durum ama şu an Beşiktaş'taki sakatlıkların aslında en önemli başlıca sebebi Dortmund maçı öncesinde, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde yapılan fazla yükleme ya da e, az yükleme yapma o Beşiktaşlı futbolcularda biraz kötü sonuç verdi. Yoksa mesela şu yorum çok yapılıyor şimdi aklıma geldiği için. Sezon başı kampı yapılmadığı için, Beşiktaş yurt dışına gitmediği için sakatlıklar verildi yorumları var. Beşiktaş'taki sakatlanan futbolcuların %70'i zaten e, sezon başı kampına katılmayan oyuncular. Piyaniç sezon başı kampında yok. Teşera sezon başı kampında yok. Atiba gelmişti bir sakatlandı. Larin sakattı, sezon başı kampında yok. Vida sezon başı kampında yok. Yani sakatlıkları sezon başı kampına bağlamak biraz gerçeklikten uzaklaştırır bizi Aykut İnce. Yani evet öyle yorumlar yapıldı. Aldün abi var mı sorun? Yani e, müthiş istihbarat yapıyor Sercan tabii. Ersin, Ersin çok baş, önemli başka bildiği varsa onları da paylaşırsa biz de seviniriz. Bir de bileklik de gayet güzelmiş yani. Bakayım yolda çeviririm seni Sercan bak. <laughs> güle güle kullan. <laughs> Hediye etmek isterim Haldun abi tabii ki. <laughs> Sağ ol çok teşekkür ederim. E, var mı öyle başka istihbaratın? En azından şu an kesinleşti. Milli takımla ilgili sanırım evet. Haldun abi. Evet. Yok kulübün içinden yok Beşiktaş'la yani. ilgili. Yok yok milli takımı soruyorum. Ha, milli takımla ilgili yo, yo, sadece ya, milli takım? e, en azından doğruluk payı çok yüksek çıkacağı için Ersin'le ilgili durumu verelim. Zaten pazar pazartesi günü biraz daha açıklanacaktır ama en azından şu anlık Ersin diyelim Beşiktaş'a dair olduğu için. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz çok sağ ol. Altay yok tabi. Ee, Altay yok. Güzel bir haber paylaştı bizimle. Peki var mı sorun yollayalım yok, teşekkür mı? Teşekkür ediyoruz.